Ve bugünkü konumuz kişisel verilerin korunması açısından dijital miras. Başlamadan çok ufak bir araştırmanın sonucundan bahsetmek istiyorum. Oxford'da iki araştırmacının yaptığı 2019 yılında sonuçları yayınlanan bir araştırma bu. E, bu araştırmaya göre eğer Facebook bugünkü hızıyla büyümeye devam ederse 2100 yılında Facebook içerisinde toplam 4.9 milyar ölü hesapla karşı karşıya kalacağız. Bu dijital mirasın önümüzdeki yıllarda ve içinde bulunduğumuz yılda ne kadar önemli olduğunu göstermesini göstermesi açısından son derece kıymetli bir veri. Bugün ajanda da tabii ki temel olarak kişisel verilerin korunmasından bahsedeceğim ama onun öncesinde neden dijital miras gündemimizde? Buna, bununla ilişkili hukukun alanları neler ve bu alanda bir düzenleme yapmaya ihtiyaç var mı bunun üzerinde durmaya çalışacağım ve ardından kişisel verilerin korunmasına ilişkin temel kavramlardan bahsedip seçtiğim iki problem üzerine açıklamalar yapmaya çalışacağım. Bunlardan ilki ölenin kişisel verileri korunur mu? Ve ikincisi de acaba yaşayan üçüncü kişilerin verilerini biz nasıl koruyacağız? Eğer böyle bir koruma gündeme gelecekse bu korumanın sınırları neler olacaktır? Bunlar üzerinde durmaya çalışacağım. Şimdi ilişkili alanlara baktığımızda tabii karşımızda ilk önce miras hukuku yer alıyor. Miras hukuku açısından fiziki dünyada çok temel bir kuralımız var. Eğer bir mirasçı, bir muris gerisinde mirasçı bırakmaksızın ölürse bu durumda onun mirası devlete geçiyor. Türk Medeni Kanunu'nun 501. maddesinde çok açık bir şekilde düzenlenmiş durumda. Dijital dünyada ise kurallar biraz değişiyor. Bilişim ve teknolojinin içinde bulunduğu dünyanın kuralları da tabii ki fiziki dünyadan farklı. Dijital dünyada şöyle bir geleneksel değişten, örf adetten belki bahsedebiliriz. Eğer dijital dünyada muris mirasçı bırakmaksızın ölürse bu durumda onun mirası dijital platformlara geçecektir. İşte bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşları da bu alanda yapılan yayınlar da tam olarak bunu hedefliyor. Miras, e, murislerin artık bir ekonomik değer ifade eden kişisel verilerinin dijital platformlara kalmasını engellemeye çalışıyor. Dolayısıyla meseleye biraz da bu perspektiften bakmamız gerekiyor. Çünkü kişisel veri bugün itibariyle artık yalnızca ...kişiliğimizi yansıtan bir değer değil. Aynı zamanda ticari şirketler açısından, sosyal medya platformları açısından... ...internet servis sağlayıcılar açısından çok önemli bir ekonomik değer. Bu alanda bir düzen, bu alanda... ...Muris'in bıraktığı o dijital TRK mirasçılarına geçmeli mi, geçmemeli mi... ...sorusuna vereceğimiz cevap çok basit doğrudan verilebilecek bir süreci içermiyor maalesef çünkü dijital miras içerisinde birden çok hukuk dalını ilgilendiriyor. Öncelikle acaba muris bu dijital tereke içerisinde yer alan değerler üzerinde bir mülkiyet hakkına sahip miydi? Bu sorunun değerlendirilmesi gerekir. Mülkiyet hakkından bahsedemiyorsak acaba murisin bu değerler üzerinde bir zilyetliği söz konusu muydu? Bunu da incelememiz gerekiyor. Murisin paylaştığı değerler Muris'in paylaştığı veriler üzerinde bir fikri hak söz konusu muydu? Dolayısıyla bu mali hakların mirasçılara geçiş söz konusu olur mu? Bunu ayrıca değerlendirmek gerekiyor. Muris ölmeden önce Facebook'la, Twitter'la ya da diğer dijital platformlarla arasında aynı zamanda belli sözleşmeler de yapıyor. Biz bunlara işte Terms of Services, e, hizmet kullanım şartları ya da gizlilik anlaşmaları şeklinde andığımız bu sözleşmelerde de karşımıza bazı Dijital mirasın mirasçılara geçişini engelleyen hükümlere rastlıyoruz. Bunu sözleşme hukuku ve sözleşme özgürlüğü bağlamında değerlendirmemiz gerekiyor. Bir diğer husus sabahki oturumda çok detaylı bir şekilde hem Melek Hocam tarafından hem de Nurten Hocam tarafından anlatıldı. Miras hakkını ifade etmemiz lazım. Burada miras hakkına ilişkin tabii ki biz hem Türk İsviçre hukuk sisteminde hem de Alman hukuk sisteminde geleneksel miras hukuku kurallarıyla karşı karşıyayız. Ama örneğin Çin'de geçtiğimiz sene kabul edilen yeni bir medeni kanun içerisinde miras hukukuna ilişkin çok dijital dünyaya uygun bazı kurallar düzenlenmiş durumda. Dolayısıyla bunu da bir değerlendirme içerisinde yer bırakmamız gerekecek. Ve bugün anlatacağım konu kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı bağlamında mirasçıların kendilerine bu dijital tereke geçerken acaba Morris'in kişisel verilerinin koruma yükümlülüğü altındalar mı? Bunu değerlendirip ve sonrasında Morris'in henüz yaşarken üçüncü kişilerle yaptığı o etkileşim, yazışmalar nedeniyle üçüncü kişilerin verilerinin akıbeti ne olacak? Bunların değerlendirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla geçmeli mi geçmemeli mi sorusunun net olarak cevaplandırılabilmesi için bu bulutların tamamının aralanıp daha berrak bir bakış açısıyla değerlendirme yapmak gerekecek. Daha geniş bir perspektiften değerlendirme yapmak gerekecektir diye düşünüyorum. Bir diğer hususumuz da acaba dijital terekiye ilişkin düzenleme yapılmalı mı yapılmamalı mı? Bu tabii çok önümüzdeki yıllarda özellikle tartışılacak bir konu. Sadece bir perspektif kazandırmak adına burada atların hukuku teorisinden bahsetmek istiyorum. E, Amerikalı bir yargıç tarafından işte yazılan makalenin başlığı aslında. Bu bilişim hukukunu reddeden bir anlayışı yansıtan bir makale. Orada diyor ki biz nasıl atlara özel kural oluşturmadıysak, atlara ilişkin işte haksız fiil kurallarını uyguluyorsak ya da ticaret hukukunun kurallarını uyguluyorsak, bilişim hukukuna da şu anki mevcut hukuk kurallarını uygulamalıyız. Dolayısıyla her yeni çıkan meselede yeni bir düzenleme yapmamız Bizi bir anlamda norm enflasyonuna götürür. Bunu engellemek için mevcut hukuk kuralları çerçevesinde hukukçuların e, makul, düzgün yorumlar getirmesi gerekir. Bu tabii ki düzenleme yapılmamalı sonucuna bizi götürmemeli ama sadece dijital tereke ilişkin bir düzenleme yapılırken bu teorinin de mutlaka göz önüne alınıp e, bu açıdan değerlendirilmesinin sağlıklı olacağını düşünüyorum. Burada kişisel verileri ilişkin olarak önce temel kavramlardan bahsetmek istiyorum. Tabii kişisel verilerin korunması e, sınır ötesi e, bir alan. 1970'te Almanya'nın esneyaletinde başlıyor macera dünya açısından ve Brüksel etkisi olarak andığımız bu Avrupa Birliği düzenlemelerinin tüm dünyaya hızla yayılmasını ifade eden etki kapsamında dünyanın hemen hemen her ülkesinde bugün itibariyle. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenleme ve rasyon nitekim Türkiye'de hem Avrupa Birliği aday ülke olması hem de bu dünyadaki genel trende uyması nedeniyle kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemeyi 2016 yılında kabul etmiştir. İlk temel kavramımız burada kişisel veri, kişisel veri kanundaki ifadesiyle kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade ediyor. Dijital TRK açısından bunun örnekleri neler olur olabilir diye baktığımızda örneğin kişinin WhatsApp yazışmaları, Instagram hikayeleri, hangi uygulamaları telefonuna indirdiği gibi verilerin tamamı kişisel veri olarak anılıyor. Burada bir diğer temel kavramımız da veri sorumlusu. Burada bizim sözleşme hukukunda, medeni hukukunda karşılaşmadığımız bir aktör veri sorumlusu. Kişisel verilerin işleme amaç ve vasıtalarını belirleyen o veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade ediyor. Dijital terkiye ilişkin örneklerimizde işte Almanya örneğinde Facebook veri sorumlusu, Amerika'daki davada Yahoo veri sorumlusu şeklinde karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm talepleri biz veri sorumlusu sıfatıyla bu şirketlere yönlendiriyoruz. Bu bağlamda seçtiğim iki temel problem var. Kişisel verilerin korumasına ilişkin dijital mirasla ilişkili olarak birçok problem gündeme gelebilir ama zamanın sınırlı olması nedeniyle yalnızca bu iki probleme değinmeye çalışacağım. Birinci sorum, ölenin kişisel verileri korunur mu? Postmortal koruma söz konusu mudur? Bunu inceleyeceğim. İkinci soru olarak da yaşayan üçüncü kişilerin verileri korunur mu? Aslında kilit sorumuz bu ikinci soru. Çünkü bir tarafta Mirasçıların miras hakkına ilişkin menfaatleri söz konusu. Ancak öte tarafta Morris'in henüz hayattayken üçüncü kişilerle temas kurması sonucu ürettiği üçüncü kişilere ilişkin veriler de var. Yani Facebook'ta girip üçüncü bir kişiyle yazıştıysa eğer Morris bu durumda mirasçıların biz miras hakkına doğrudan üstünlük tanıyarak onların aslında bir anlamda üçüncü kişilerin gizliliklerini ihlal etmiş olacağız. Dolayısıyla burada yaşayan üçüncü kişilerin kişisel verilerin korunmasını isteme hakkıyla mirasçıların miras hakkı arasında bir dengelemenin yapılması gerekiyor. Yani terazinin dengelenmesi gerekiyor. Çünkü bildiğimiz üzere hukuk aslında menfaatler arasında bir denge kurma sanatı. İşte bu dengeyi nasıl doğru kurabiliriz? Bu sunumun da temel sorusunu bu oluşturuyor. İlk soruyla başlamak gerekirse ilk soru ölenin kişisel verileri korunur mu? sorusu. Elbette kişisel verileri korunması bugün kıta Avrupa sisteminde temel hukuki rejim olarak kişilik hakkı içerisinde değerlendirilen bir mesele. Dolayısıyla değerlendirmeleri de kişilik hakkı içerisinde yapacağız. Temel kuralımız burada Roma hukukundan bu yana bütün kıta Avrupa sisteminde neredeyse uygulanan actio personalis moritur cum persona yani kişiliğe bağlı olan dava hakları ölümle birlikte sona erer. Bir başka deyişle kişilik hakkına ilişkin koruma mekanizması ölümle birlikte sona erer. Temel kuralımız bu ancak bunun bazı istisnaları var. Alman hukukundaki temel istisnası bunun postmortem korumayı ifade ediyor. Postmortem koruma ne demek? Burada evet hak ehliyeti ölümle sona erer ancak koruma bitmemelidir bu görüşe göre. Buna göre e, Muris ölümden sonra kendi kişilik hakkına yapılacak olan saldırıları def etmek amacıyla örneğin bir kişiyi yetkilendirebilir ve bu kişi de kendisine yönelik saldırılar karşısında gayri maddi değerlerin tekrar kendilerine iadesi için bir dava açılabilir diyor. Almanya'da buna ilişkin önemli bir karar var. Marlin Dietrich kararı. Bu kararda kişisel verileri ilgilendiren önemli bir karar. Diyor ki evet kişinin e, hak ehliyeti ölümle birlikte sona erer. Ancak kişinin gizliliği içinde bulunduğumuz çağ itibariyle ekonomik değeri ölümden sonra da devam eden bir husustur. Dolayısıyla kişinin gizliliğine yönelik saldırıların ölümden sonra da korunması gerekir. Ölen kişinin gayri maddi menfaatleri bu anlamda korunmalıdır diyor. Türk İsviçre hukukuna geçtiğimizde burada hatırayı koruma görüşünü görüyoruz istisnalar kapsamında. Hatırayı koruma görüşü bir postmortem koruma ifade etmiyor. Hatırayı koruma görüşüne göre ölen kişiye yapılan bir saldırı ancak yakınlarının menfaatlerini de ihlal ediyorsa bu durumda bir koruma gündeme gelmelidir. Yani ölenin kişiliği üzerinden bir koruma söz konusu değil hatırayı koruma görüşünde. Burada ancak ölene yapılan saldırı aynı zamanda yakınlarına yönelik de bir saldırı mahiyetini taşıyorsa bu durumda yakınları koruma talep edebilecektir diyoruz. Ölenin kişisel verileri korunur mu sorusunda Türk hukumu bir daha detaylandırmak gerekirse kişisel verilerin korunması ilişkin düzenlememizin 2016 yılında yürürlüğe girdiğini söylemiştik. Burada 3. maddesinin D fıkrasında açıkça yalnızca hukukun süjesi olan gerçek kişileri koruduğunu söylemiş durumda kanun koyucu. Türk Medeni Kanunu'na baktığımızda da burada kişilik hakkının daha doğrusu kişiliğin işte tam ve sağ doğumla başlayıp ölümle sona erdiğini dolayısıyla bir postmortem korumanın söz konusu olmadığını ifade ediyoruz. Ancak bunun hatırayı koruma girişiyle, görüşüyle kısmen de genişletilmesi mümkün. Bu etkinliğin de belki organize edilmesinde önemli motivasyon kaynaklarından bir tanesi olan MT davasına baktığımızda burada maalesef ölenin kişisel verilerinin korunmasına dair herhangi bir değerlendirmenin olmadığını görüyoruz. Tabii ki burada mahkemeden beklenen en azından ölümle birlikte kişilik değerinin, kişilik hakkının sona erdiği ve dolayısıyla ölenin kişisel verilerinin kural olarak korunmayacağı yönünde bir değerlendirme yapması belki beklenirdi ancak mahkeme ...bu konuya ilişkin herhangi bir değerlendirme yapmamış durumda. Avrupa Birliği'ne geçtiğimizde Avrupa Birliği'nde 1970 yılında Almanya'da başlayan o macera... ...2016 yılında artık üçüncü seviye kural olarak adlandırdığımız... ...Avrupa Birliği genel veri koruma tüzüğüyle çok üst düzey bir noktaya getirilmiş durumda. Bunu İngilizce kısaltma olarak GDPR e, şeklinde ifade edebiliriz. GDPR'a göre kuralımız kişisel verilerin korunması açısından şudur. Yalnızca hukukun sücesi olan gerçek kişiler bu korumadan yararlanabilir. Dolayısıyla ölen kişiler açısından Avrupa Birliği hukuku bazında genel bir korumadan söz etmek mümkün değildir. Ancak GDPR yine kendi içinde yaptığı bir düzenleme ile buna bir istisna getirmiş ve üye ülkelere serbesti tanımış. Buna göre üye ülkeler eğer dilerlerse kendi iç hukuklarında bu gerçek kişilerin korunmasına ilişkin mekanizmayı genişletebilirler. Yani bir postmortem koruma imkanı getirebilirler. Bu zaten Avrupa Birliği hukukunun biraz da e, üye ülkelerdeki medeni hukuk sistemlerinin birbirlerinden farklı olması nedeniyle onlara tanımak zorunda olduğu bir serbestisinin sonucu. Üye ülkelerde durum ne baktığımızda üye ülkelerde temel olarak aslında bir yeknesak uygulamanın olmadığını görüyoruz. Örneğin kimi ülkeler veri sorumlularına ölüm sonrasında kısmi yükümlülükler getiriyorlar. Fransa bunlardan bir tanesi. Fransa e, getirdiği bu istisnai düzenlemeyle işte veri sorumlularına Facebook'a, Yahoo'ya ve benzeri kişilere veri koruma düzenlemelerinde yer alan yükümlülüklerin bir kısmını bir kısmının ölüm sonrasında da devam etmesi gerektiğini ifade ediyor. Bir diğer anlayış sınırlı süreyle biz bu korumadan faydalandıralım diyen ülkelerimiz var. Danimarka ve Bulgaristan bunlardan e, bunların örneklerini oluşturuyor. Örneğin işte Danimarka'da 10 yıl boyunca yani kişi öldükten sonra 10 yıl boyunca onun verileri tıpkı yaşıyormuş gibi ilgili veri koruma düzenlemeleri tarafından korunmaya devam ediliyor. Bir diğer anlayış korumaya yakınların rızasına bağlamak. Bu bizim Türk hukukunda aslında organ bağışında benzer, kısmi benzer bir durumunu iç hukukunda barındırdığımız bir uygulama. Buna ilişkin olarak şöyle bir düzenleme var. Slovakya'da ölenin bir yakınının eğer rızası varsa bu durumda kişi ölmesine rağmen onun verilerinin korunmasına devam edilmelidir şeklinde bir anlayış var. Tabii ki bunun için başka bir yakınının bu korumaya itiraz etmemesi gerekecek. Ve son grupta da yakınlara sınırlı haklar tanıyan bir anlayışımız var. İspanya bunun tipik örneği. İspanya'da bir kişi öldükten sonra yakınları evet kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemelerde yer alan tüm hakları kullanamıyor. Ancak sınırlı bazı hakları onun adına kullanabiliyor. Örneğin işte kişisel verilerinin silinmesine hakkı ya da Kişisel verilerinin düzeltilmesini isteme hakkı şeklindeki haklardan faydalanabiliyor. Örneğin kişinin işte Facebook profilindeki kendisini kendisinin kötü anılmasına neden olacak kimi bilgilerin bu hak aracılığıyla düzeltilmesi mümkün İspanya'da. Ancak sonuç olarak şunu görüyoruz üye ülkelere tanınan bu serbesti üye ülkeler tarafından farklı yollarla kullanılmış durumda. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nde buna ilişkin bir yeknesak uygulamanın olmadığını söyleyebiliriz. Ve ikinci sorumuz, ikinci sorumuz yaşayan üçüncü kişisel verileri korunur mu? En başta ifade ettiğim o terazide bir tarafta evet Mirasçıların miras hakkı var, anayasal bir korumayla korunan. Ama öte tarafta da yaşayan üçüncü kişilerin kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı var ki bu da Türk Anayasasına göre artık 2010 değişikliğinden sonra anayasal koruma mekanizmasına sahip. Burada çeşitli görüşleri görüyoruz. E, Nurten hocam da ilk oturumda bahsetmişti. İlk görüşümüz, mektup ve anılara ilişkin hükümler kıyasen dijital dünyaya da uygulanmalıdır. Yani biz mektup ve anıları nasıl üçüncü kişilere ilişkin kişisel verilerin korunması isteme hakkını dikkate almaksızın mirasçılara geçiriyorsak dijital değerler açısından da benzer bir uygulama yapmalıyız. Dolayısıyla mirasçıların miras hakkını, üçüncü kişilerin kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına üstün tutmalıyız şeklinde bir görüş. Bunun tabii karşı argümanı yaşayan üçüncü kişilerin kişisel verilerinin mutlaka korunmasına öncelik verilmelidir. Bu argümanı sosyal medya şirketleri kullanmak istiyor. Neden? Çünkü sosyal medya şirketlerinin işine gelen bir argüman. Böylelikle mirasçıları herhangi bir işte kişisel veri transferi yapmamış oluyorlar ve bu yapmadıkları kişisel veriler üzerinden de ekonomik kazanç sağlamaya devam ediyorlar. Sağ tarafta gördüğünüz hanımefendi Amerika'da bir e, doçent. Onun yazdığı bu alana ilişkin önemli bir makale var. İşte ölen kişinin e-posta yazışmalarının mirasçılara geçip geçmeyeceğine ilişkin son derece bilimsel bir çalışma ortaya koymuş ama sonuç satırları çok ilgi çekici. Çünkü Türkiye'de çok böyle benzerine rastlayamayacağımız bir şekilde bilimsel çalışmasının sonunu tamamen kişisel temennilerle bitirmiş durumda diyor ki bu sonuç satırlarında ben evliyimden önce de birçok insanla görüştüm ve bu insanlarla çok özel yazışmalar yaptım bu yazışmalar kimi zaman eşime ilişkin oldu kimi zaman patronuma ilişkin oldu ya da eşimin eski eşine çocuklarımıza kardeşlerimize ilişkin oldu aynı zamanda bunlar işte bizim evliliklerimiz hakkında, çocuklarımız hakkında, onların çocukları ve eşleri hakkında da önemli e, yargılar içeriyor. Dolayısıyla ben öldüğümde bu yazışmalarımın da benle birlikte ölmesini istiyorum şeklinde şahsi bir temenniyle bitirmiş durumda. Bunun da anılması gerektiğini düşünüyorum. Yaşayan üçüncülerin kişilerin kişisel verileri korunur mu sorusuna şimdi e, aslında ilk oturdan bu yana ya da Enes Bey'in o bahsettiği davalardan bu yana bir tekrar inceleme yapmak gerekirse tabii ki elimizde çok temel iki davar var. Bir tanesi Amerika'da 2004 yılında yaşanan olaya ilişkin Ellsworth davası. Bir tanesi de Almanya'daki o genç kızın kaza nedeniyle ölümle ilişkin dava. Olayları tekrar ifade etmiyorum. Çok kısaca işte 20 yaşında asker, Kasım 2014'te, Kasım 2004'te Irak'ta ölüyor. Babası bir anı kitap yapmak için o zaman oğlunun kullandığı e-posta hesabının şifresini kendisini e Yahoo'dan talep ediyor. Ancak Yahoo'nun burada gerekçesi şu. Benim hizmet kullanım sözleşmemde e bir hüküm var ve bu hüküm bu yazışmaların Kişinin mirasçılara geçişini engelliyor. Dolayısıyla ben bunu gerekçe göstererek sana bu yazışmaları vermeyi reddediyorum diyor. Ama mahkeme tabii ki burada yaptığı inceleme kapsamında tüm yazışmaların CD ve yazılı formatta kendisine teslimine karar veriyor. Amerika'daki bu davaya ilişkin mahkeme kararına doğrudan erişemedim. Karar sisteminde belki eski bir karar olması sebebiyle rastlayamadım ama burada netice olarak yaşayan üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunmasına ilişkin menfaatleri göz ardı ettiğini söyleyebiliriz. İkinci davamız bu kişisel verilerin korunması açısından da çok kilis noktalar içeren bir dava Almanya Federal Mahkemesi önüne gelen LV olarak kısaltılan bir dava. Burada da işte bahsedilmişti 15 yaşındaki bir genç kız bir trenin altında kalarak can veriyor ardından annesi acaba benim kızım bir siber zorbalığa mı maruz kaldı yoksa gerçekten bu bir kaza mıydı sorusundan hareketle Facebook'tan kızının hesap bilgilerini talep ediyor ancak Facebook yine bunu kızıyla Facebook arasında yapılan o hizmet kullanım şartlarını gerekçe göstererek reddediyor. 3 aşamalı bir inceleme var. İlk derecede mahkeme diyor ki tıpkı fiziki dünyadaki gibi dijital dünyada da külli halefiyet ilkesi geçerlidir. Dolayısıyla kızın mal varlığı değerlerinin yanı sıra bu hesap bilgisinin de külli halefiyet kapsamında mirasçısı olan annesine devri gerekir. Dava bu aşamayla sınırlı değil. Yüksek mahkemeye taşınıyor. Yerel yüksek mahkemeye. Burada yüksek mahkemenin önemli bir gerekçesi var. Almanya'daki o telekomünikasyon gezetsin 88. paragrafın 3. fıkrasında bir hüküm var. Bu hüküm özetle şunu ifade ediyor. Kişiler arasında yapılan yazışmalar, telekom hizmetleri kullanılarak yapılan yazışmaların gizliliği esastır. Burada üçüncü kişilerin bu gizliliği ihlal etmesi halinde işte kişisel verilerin korunmasına aykırılık gündeme gelir şeklinde özetlenebilecek bir hüküm var. Ve yüksek mahkemede bu hükme esas alarak annenin üçüncü kişi olduğuna karar veriyor. Yani anne burada gizliliği ihlal eden üçüncü kişidir. Dolayısıyla anneye bu yazışmaların, bu hesap bilgisinin verilmesi hukuka aykırıdır şeklinde verdiği bir karar var. Netice itibariyle konu Federal Mahkemenin önüne geldiğinde Federal Mahkeme çok önemli 3 tespitte bulunuyor. Elbette başka hususlar da var ama kişisel verilerin korunmasına ilişkin bunu ilgilendiren 3 temel sonucumuz var. İlki Facebook'la kız arasında yapılan sözleşme hükümlerinde mirasçının ee, Morris'in bilgilerinin mirasçılara intikalini engelleyen hükümlerin haksız şartı olduğunu söylüyor. Yani bunun bir genel işlem şartı olduğunu ifade ediyor mahkeme. Burada temel gerekçe şu külli halefiyet ilkesine e, ihlal eden bunu göz ardı eden bir sözleşme hükmü e, emredici kurallara aykırılık nedeniyle genel işlem şartları kapsamında değerlendirilir. Dolayısıyla ben bu sözleşme hükm hükmünü dikkate almıyorum şeklinde bir sonuca varıyor. İkinci hususumuz yüksek mahkeme hatırlayacağımız üzere ilgili kanun 88. paragrafın 3. fıkrasına atıf yapmıştı. Ama federal mahkeme diyor ki hayır anne 3. kişi olarak burada değerlendirilemez. Çünkü mirasçılar tüm hak ve borçlarıyla birlikte Muris'in ayakkabılarını giyer. Dolayısıyla annenin bir Dışarıdaki herhangi bir üçüncü kişi olarak değerlendirilmesi mümkün değildir şeklinde bir sonuca varıyor. Ve üçüncü sonucumuz da GDPR yani Avrupa kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenleme. Bu mirasçıların hesaba erişmesini engellemez. Çünkü GDPR içerisinde mirasçıların bu hesap içerisindeki verileri işlemeye yönelik olarak hukuki menfaatleri vardır ve burada GDPR'daki özellikle meşru menfaat kriterine atıf yapmış durumda mahkeme ifade ettik ama genel olarak bu davadan kişisel verilerin korunmasına ilişkin en temel sonucumuz şu. Mirasçılar tüm hak ve borçlarıyla birlikte Muris'in ayakkabılarını giydiği için burada mirasçıların klasik anlamda herhangi bir üçüncü kişi olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Ve geliyoruz bizim davamıza. Burada yaşayan üçlü kişilerin kişisel verilerinin korunmasına ilişkin bir değerlendirme var mı? Buna bakacağız. Kararda ilk gördüğümde de e, atıf yapılan ilginç bir kanun vardı. Ben bu kanunun karşılığını Türk hukukunda bulamadım. Elektronik haberleşmenin gizliliği kanuna ve oradaki yasal rızaya yapılan bir atıf var. Tabii herhangi bir ülke belirtilmemiş. Yani Türkiye, Amerika ya da başka bir yer belirtilmemiş. İlk başta baktığımda bunun e, yanlış bir atıf olduğunu düşünmüştüm ama zannediyorum mahkeme ülke belirtmemiş ama bu Amerika'daki ilgili düzenlemeye atıf yapıyor davanın tarafı, diğer tarafı Apple, karşı tarafı e, Amerika'da olduğu için ancak bu kanuna yapılan atfın hala kapsamının çok net olmadığını ben düşünüyorum. Mahkeme aslında ölen kişilerin kişisel verilerinin korunması başlığında değerlendirdiğimiz üzere kişisel verilerin açısından, kişisel verilerin korunması açısından maalesef herhangi bir değerlendirmeye yer vermemiş durumda. Beklenen şu olurdu belki mahkemenin önüne yani Türk hukukunda bir iştihat oluşturmak adına kişisel verilerin korunması açısından da aslında altın bir fırsat geçmişti. Burada menfaatlerin yarışmasına dair bazı kriterler geliştirebilirdi. Menfaatleri tekrar hatırlatmak gerekirse bir tarafta mirasçıların miras hakkı var. Öte tarafta ise yaşayan üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunmasına ilişkin hakları var. Dolayısıyla bu iki menfaat arasında dengelemenin hangi kriterlere göre yapılacağını belki mahkeme belirtebilirdi. Ancak mahkemenin böyle bir kriter belirttiğini görmüyoruz. Peki kriterler ne olabilirdi diye baktığımızda öncelikle mesela şöyle bir ayrım yapılabilirdi. Aslında ilk oturumda hocalarımız da belirtti bu hususu. İşte platform yani Şifresi talep edilen platform parasal bir değer içeriyor mu, içermiyor mu? Buna bakılabilirdi. Ya da burada Muris'in iradesine bakılabilirdi ki Muris'in iradesinin ben de Melek Hoca gibi bir işte klasik anlamda ölüme bağlı tasarruf şeklinde yapılmasa dahi dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü artık burada biz fiziki dünyadan değil, dijital bir dünyadan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu anlamda Muris'in iradesinin bu menfaatlerin yarışmasına ilişkin bir kriter olarak değerlendirilmesini en azından bekli, beklerdim ben. Örneğin işte dijital platformların kişi ölüm sonrası hizmetlerine kaydolmuş mu kaydolmamış mı? Facebook'ta anıtlaştırma özelliği var ya da işte Gmail'de belli bir süre hesabınız aktif olmadığında işte belli proseslerin yürütülmesini sağlayan inaktif account manager özelliği var. Bunlar aktif edilmiş mi edilmemiş mi? Çünkü eğer... Örneğin Gmail'de böyle bir şey aktif edilmişse kişi aslında bunun mirasçılarına geçişini istemiyor şeklinde bir varsayımda da bulunabilir. Ya da kişi örneğin şifrelerini mirasçılarıyla paylaştı mı paylaşmadı mı bunlara da bakılması önemli Maurice'in iradesi açısından. Tüm bunların değerlendirilerek en azından bugünün dünyasında bir takım kriterlerin geliştirilmesi beklenirdi ancak... Maalesef bu kriter, kriterlerin mahkeme kararında yer almadığını görüyoruz. Aslında eğer bu kriterler bir iştihat olarak mahkeme kararında yer alsaydı ya da yer alırsa bu durumda en azından kısa vadeli mevcut dijital dünya açısından yeni bir düzenlemeye de ihtiyaç olmayabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla iştihat yoluyla bunun çözülebileceğine ilişkinde bir değerlendirme yapılabilir. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz iki cümle halinde. İlk soruya cevap olarak evet Morris'in kişisel verilerinin korunması bakımından kuralımız ölümün korumayı sonlandırdığı yönündedir. Yaşayan üçüncü kişilere ilişkin soru bakımından ise yaşayan üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ile mirasçıların miras hakkı arasındaki dengelemede içinde bulunduğumuz dijital dünyaya uygun kriterlerin geliştirilmesi gerekecektir. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Verdiğiniz bilgilerden dolayı biz teşekkür ederiz hocam.